Başarılı bir avukat, özgürlükçü bir devlet adamı, kendi kaderini ulusunun bağımsızlığına adamış bir lider. 1964 yılında Birleşmiş Milletler'de haklı mücadelesini tüm dünyaya duyurdu. Kıbrıs Türklerini tek bir amaç etrafında topladı. Makaryos'un Enosis hedefini kursağında bıraktı. 1974 Barış Harekatı'nda halkının önünde mücadelenin ortasındaydı. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurdu ve ilk Cumhurbaşkanı oldu. Dünya ve tarih önünde ilan ediyorum. Rumlar onu yenilemez olarak tanıdı. Avrupa ülkeleri boyun eğmez. Halkıysa ona efsane lider dedi. Küçük Rauf, 27 Ocak 1924 yılında BAF'ta kiracı olarak oturdukları, o dönemin eşrafından Ali Ratip Bey'in evinde ailenin dördüncü ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Raif Mehmet Bey, BAF'ta kaza hakimi olarak görev yapmaktaydı. Babası Raif Bey'in mücadeleci tavrı ve İngilizlerin ısrarla göz ardı etmeye çalıştığı milli bilinç anlayışı bir miras olarak oğlu Rauf'a geçmişti. Kıbrıs Türklerinin adada var olma mücadelesinde hiçbir zaman eksilmeyen azmi ve milli bilinç oluşturma gayretiyle bu mirası sürdürmüştür. Yoğun baskılar ve güçlükler karşısında yılmayan bir iradeye sahiptir. Rauf'un yaşamında babası kadar önemli etkisi olan diğer bir kişi de dedesi Mehmet Efendi'dir. 7 yaşına kadar kendisini büyütmüştür. 1878'de Türk bayrağının Gönder'den indirilişini, İngilizlerin gelişini yaşamış biri olarak torununa "Osmanlı yamandı, gittiler ama yine gelecekler, ben göremeyeceğim ama sizler göreceksiniz" şeklinde umut aşılamaktan geri durmamıştır. İlk eğitimini İstanbul ve Kıbrıs'ta yapan Rauf, 1941-42 yılında İngiliz okulundan mezun olur. Daha sonra Birleşik Krallığa gidip İkinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında hukuk tahsili yapar ve 1947 yılında Lincoln's Inn'de Barrister at Law olarak mezun olur. Aynı yıl Kıbrıs'a dönüp avukatlığa başlar. Sonrasında savcı olarak mesleğine devam eder. Adaya gelişiyle birlikte aynı zamanda Türklerin varoluş mücadelesinin içerisinde aktif olarak yer almaya başlar. 1957 yılına gelindiğinde savcılık görevinden istifa ederek Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanlığı'na seçilir. Örgütün çalışmaları yeni bir ivme kazanır. Kıbrıs Türk halkının siyasi, demokratik ve mukavemetçi örgütlenmesi tamamlanarak Enosis'e karşı verilen varoluş mücadelesi merkezi bir yönetime kavuşur. Kıbrıs Türk toplumunun can ve mal güvenliğini sağlamak için 26-27 Kasım 1957'de Türk Mukavemet Teşkilatı adlı savunma teşkilatı Rauf Denktaş, Burhan Nalbantoğlu ve Kemal Tanrısevdi tarafından Lefkoşa'da kurulur. Böylesine koordineli bir çalışmayla 1960 Zürih ve Londra antlaşmalarında Türk halkının eşit bir ortak olarak yeni cumhuriyetin kurucu olması sağlanır. 28 Şubat 1964 tarihinde Birleşmiş Milletler Asamblesi'nde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk Cemaat Meclis Başkanı Rauf Denktaş, Rumların hakiki gayelerinin Türkleri imha etmek olduğunu söyler. Hemen arkasından Denktaş'ın adaya girişi yasaklanır. 13 Nisan 1968 yılına kadar 4 yıldan fazla süren bu bir çeşit sürgün hayatı, onun mücadele azim ve kararlılığını azaltmadığı gibi sürece daha aktif katılımına ve hedef kitle üzerindeki karizmasının pekişmesine yardımcı olur. Bu süreçte Türk hükümetinden habersiz Kıbrıs'a gitmeye karar verir ve gizlice bulunan bir tekneyle ada yolculuğu başlar. Ancak yanlış bir yere çıkmaları sonucu Rum polisine yakalanırlar. Sorguda, "Yakalanırsanız öleceğinizi biliyordunuz,
bile bile ölümü niye göze aldınız sorusuna, tabiatıyla bu seyahate çıkarken ölüm de olabileceğini düşünmüştük, fakat ölüm bazen bazı yaşama şekillerinden de iyi olur yanıtını verir. 15 Temmuz 1974'te adada Samson darbesi olur. Darbeden sonra Makarios yönetimine karşı görülen Samson hareketi Türkleri hedef almaya başlar. Bu arada Türkiye'ye acil müdahale çağrısı yapılır. 20 Temmuz 1974 tarihinde Türk askeri adaya çıkarken onları büyük bir heyecanla karşılayanların önünde o vardır. 15 Kasım 1983'e gelindiğinde büyük liderin önderliğinde Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi self determinasyon hakkını kullanarak oy birliğiyle aldığı bir kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan eder. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş bildirgesini kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş okur. 1990 ve 1995 yıllarında yapılan seçimlerde ikinci ve üçüncü kez Cumhurbaşkanı olarak seçilir. Efsane lider, kendisine güvenen toplumu selamete çıkarmış ve mücadeleyi kurulan bağımsız bir cumhuriyetle taçlandırmıştır. Mesuttur çünkü muvaffak olmuştur. Bu zorlu yolda her şeyi bütün enerjisi ve bilgisiyle yürüten Denktaş ailesini hep ikinci planda tutar. Kendini adadığı özgürlük mücadelesinin belki de en mağduru çok sevdiği eşi ve çocuklarıdır. Onlar da her zaman babalarının kutsal mücadelesine sükutla destek verirler. Mücadeleyle geçen uzun yıllar boyunca onun etkin liderliği hep ön planda görülür. Oysa aynı zamanda bir sanatçıdır. Şiir yazar, makale yazar, televizyon programları yapar, fotoğraf çeker. Fotoğraf makinesini yanından hiç ayırmaz. En kritik anları ölümsüzleştirir kendi vizöründe. Çok nüktedan bir kişiliği vardır. En gergin anlarda bile soğukkanlılığını koruyabilir, hatta şaka yapar. Parlak zekasının ürünü, ince esprileri, yanındakileri şaşkına çevirir. 13 Ocak 2012 yılında 88 yaşında hayatını kaybettiğinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ulusal yas ilan edilir. Cenazesi büyük bir matem içinde yoğun katılımla defnedilir. O, bütün Türk dünyasının kalbine ebediyen yaşamak üzere gömülür.